Her alim değil. Yani eğer samimiyse, İslam'a hizmet eden bir insansa, yani İslam alimiyse, mücahitse, o insanlar gece gündüz İslam'ı yaymakla uğraşıyorlar. Yani mesela Erbakan hocam çok perişan vaziyetteydi hastanede. Daha hala tebliğ yapıyordu. Evet. İşte o bir şehitlik vesilesi oluyor. Çünkü cihat halinde kesintisiz cihat yapanların vefat etmesi durumunda meydana gelen olaya şehadet deniyor. Çünkü hani o anda da Allah'a hizmet ediyor, devam ediyor. Mesela Allah'a hizmet için asker cephede oluyor. Orada şehit olduğu için Allah hizmetinden dolayı şehitlik makamını almış oluyor. Allah'a hizmet etmesi almaz. Allah için geldiği için, Allah, kitap, vatan, millet, bayrak diyerek hepsini Allah'ın rızasına dayandırarak hareket ettiği için o mertebeyi almış oluyor. Asiye'deki kadın personel sayısının artırılması için ve daha fazla destek istiyorsunuz. Bir daha. Asiye'deki kadın personel sayısının artırılması için ve daha fazla destek istiyorsunuz. Canım için seni kim görse olağanüstü olduğunu söyler. Çok çok güzelsin. Cennette sana doyulur. Allah seni cennette bana dost etsin. Ne diyeyim? Çok sevilecek bir insan oldun. Açık. Muhteşem görünüşün. Çok hoş. Ve ideallerin de çok güzel. Yiğit, delikanlı bir kız olduğunda görülüyor. Allah için vatanını, milletini, devletini sevdiğini açık aşikar görünüyor. Doğru. Yani kadın sayısı her yerde az. Parlamentoda az, askeriyede az, emniyette az, her yerde az. Bu azlığın dengelenmesi gerekiyor. Benim kanaatim Mehdi devrindedir asıl dengelenme. Ama şu anda da bir gayret var. Tayyip hocam elinden geleni yapıyor. Ama daha da iyi olacak. Zaten görüyorsunuz orduda. Eskiden çok nadir olurdu kadın subay. Şimdi polislerin içinde de çok fazla kadın polis görüyoruz. Subaydan içinde de çok fazla kadın subay görüyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Siz Sayın Erdoğan'ın yemeklerinin bir güvenlik tedbiri